olanların işe dönüşünü kapsayacak ne olduğunu hemen hatırlatalım. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ortaya çıkarmıştı hani 11.480 GSM kullanıcısı aslında kendileri bilerek isteyerek baylok yüklememişlerdi. Bir başka uygulama yüklemeye çalışırken farkında olmadan bir şekilde o baylok bulaşıyordu telefona. Hatta bu da FETÖ'cülerin baylok soruşturmalarını sulandırma girişimi demişti Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı. 11.480 GSM kullanıcısı bu şekilde mağdur edilmişti. O mağdurlar 3 listeye ayrılmışlar ve tahliyeleri başlamıştı. Aralarında kamuda görevli olanlar da vardı ve onlar telefonlarında baylok olduğunun çıkmasıyla birlikte bu tuzağa oyuna düşmeleri, daha doğrusu mağdur edilmeleriyle birlikte de mesleklerini, işlerini kaybetmişlerdi. Şimdi yeni çıkacak olan kanun hükmündeki bu kararnameyle, bu düzenlemeyle birlikte mağdur edilen ve mağduriyetin ortaya çıkmasıyla birlikte tahliye olanların işe dönüşü sağlanacak. Bu kanun hükmünde kararname bu işe dönüşü kapsayacak. Çok kısa bir ara, 15.30'da devam.